Zalim padişah. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, adı bilinmeyen bir ülkede zalim mi zalim bir padişah yaşarmış. Bu zalim padişahın astığı astık, kestiği kestikmiş. Kendisini uyarmak isteyen vezirlerinin ya başını vurdurmuş ya sürgüne göndermiş. Ne karısının ne çocuklarının yalvarıp yakarmalarına kulak asmamış. Öyle bir gün gelmiş ki çevresinde hiç dostu kalmamış. Önce evlatları terk etmişler sarayı, sonra da hanımı. Zalim padişahın yine de aklı başına gelmemiş. Ta ki o garip rüyayı görene dek. Kendin meydanında dolaşıyormuş. Onu gören herkes yerlere kadar eğiliyormuş. Bir yandan da padişahım çok yaşa diye bağırıyorlarmış. Padişahın gözü çeşmenin yanında duran bir yaşlı kadına takılmış. Rüyasında önünde eğilmeden dimdik duruyormuş. Kızgınlıkla bağırmış. Hey kadın! Bütün kullarım önümde eğilmişken sen neden eğilmezsin? Bunun suç olduğunu bilmez misin? Demiş. Yaşlı kadın gözlerinin içine bakarak, eğilmek var, eğilmek var. Sen emredersin, ben eğilirim. Ama makbul olanı sen emretmeden eğilmemdir, demiş. Bu okkalı sözler bir tokat etkisi yaratmış onda. Nöbetçilerine dönmüş, çabuk bu kadını zindana atın, demiş. Nöbetçiler ne yapsınlar? Onlar da emir kulu. İstemeye istemeye yaşlı kadına doğru yürümeye başlamışlar. İşte tam o sırada gök gürlemiş, şimşekler çakmış. Gökyüzünden kanat sesleri duyulmuş. Bir de bakmışlar ki padişahın kızları ve oğulları birer kanat takmış çeşmeye doğru uçuyorlar. Zalim padişah evlatlarının kendisine yardıma geldiklerini sanmış. İçini bir sevinç kaplamış. Ama hiç ummadığı bir şey olmuş. Evlatları yaşlı kadına doğru uçmuşlar. Bir koluna kızları, diğer koluna oğulları girmiş. Ve yaşlı kadını pır diye uçurmuşlar. Padişah kanter içinde uyanmış. Gördüğü düşün etkisindeymiş hala. Korkusunu ve endişesini birileriyle paylaşmak istemiş. Nöbetçilere seslenmiş. Çabuk sultan hanımı getirin buraya, demiş. Nöbetçiler korkudan titreyerek, efendim sultan hanım sarayı terk edeli çok oldu, demişler. Ardından da kendi aralarında fısıldaşmışlar. Eyvah, padişahımız iyice aklını kaybetti, demişler. Padişah bir kez daha bağırmış. Nöbetçiler, derhal çocuklarımı getirin buraya, demiş. Nöbetçiler tir tir titreyerek, aman efendimiz, unuttunuz herhalde, onlar sultan hanımdan önce terk ettiler sarayı, demiş. İşte o zaman padişahın başından aşağı kaynar sular dökülmüş. Ne yaptım ben, tanrım ne yaptım, diye dövünmeye başlamış. Zalim padişah o kadar dövünmüş, o kadar ağlamış ki vezirleri hekim başına haber salmışlar. Aman yetiş hekim başı, padişahımızı susturamıyoruz. Ne yaptım ben, diyor, başka da bir şey demiyor, demişler. Hekim başı soluğu sarayda almış. Önce hüngür hüngür ağlayan padişahı susturmuş. Sonra gördüğü düşü kendisine anlatmasını istemiş. Padişah sanki gerçekten yaşamış gibi en ince ayrıntısına kadar anlatmış. Can kulağıyla padişahı dinleyen hekimbaşı, padişahım, içinde bulunduğunuz bu durumu kendiniz yarattınız. Çok kötülükler yaptınız, çok can yaktınız. Halkınız size zalim lakabını taktı, demiş. Bir insanın yaşarken başına gelebilecek en kötü şey geldi başınıza. Sevmeyi unuttunuz. Sevmeyi bilmeyen bir adamın seveni olur mu, demiş. Zalim padişah hekim başının söylediklerini düşünmüş. Doğru söylersin hekim başım, demiş. Daha beter ağlamaya başlamış. Hekim başı bakmış ki olacak gibi deyip bir çıkar yol düşünmeye başlamış. Düşünürken düşünürken aklına Bilge Dede gelmiş. Padişahım, Bilge Dede'yi getirtelim. Sizin derdinize çare bulursa o bulur, demiş. Padişahın gözünün yaşı dinmiş, hemen nöbetçilerine emir vermiş. Tez adamlarımı ülkemin dört bir yanına salın, arasın tarasınlar, Bilge Dede'yi bulup saraya getirsinler, demiş. Nöbetçilerin başı demiş ki, adamlarınızı ülkenin dört bir yanına salmaya gerek yok padişahım. Bilge Dede'yi iki yıl önce zindana attırmıştınız. Padişah yanına hekim başını da alarak zindana koşmuş. Zindancı başı, Bilge Dede'yi getir hemen, demiş. Bir yandan da inşallah ona bir şey olmamıştır diye dualar ediyormuş. Az sonra zindancı başının kollarında saçı sakalı birbirine karışmış, iğne ipliğe dönmüş Bilge Dede'yi görmüşler.
Padişah koşmuş, dedenin ayaklarına kapanmış. Affet beni Bilge dede, biliyorum çok kötülükler ettim. Ama artık aklım başıma geldi, ocağına düştüm, ne olursun yardım et bana, bir yol göster demiş. Yaşlı Bilge bir zaman padişaha baka durmuş. Sonra zulmettiğiniz kişilerin ailelerine sahip çıkın, çocuklarını toplayın, onları hoşnut edin. Unutmayın ki bugünün küçükleri yarının büyükleridir. Belki çocuklarınız da hanımınız da geri dönerler demiş. Padişah Bilge dedeyi yanına alarak yukarı çıkmış. Onu baş danışmanı yapmış, önerilerine kulak vermiş. Zulmettiği ailelerin çocuklarını toplatmış, eğitimlerini üstlenmiş. Onları hediyelere boğmuş. Sürgüne gönderdiği insanları geri getirtmiş. Hepsinden özür dilemiş. O günden sonra ülkesine mutluluk geri gelmiş. İnsanların yüzleri gülmüş. Ülkenin dört bir yanına ulaklar çıkarmış. Hanımımı ve çocuklarımı bulun. Beni affetmeleri için gerekirse ayaklarına kapanacağımı söyleyin demiş. Gün günü izlemiş, hafta haftayı. Önce hanımı dönmüş padişahın, sonra da kızları ve oğulları. Saray eski neşesine kavuşmuş. Sarayın bahçesine ocaklar kurulmuş, kazan kazan yemekler pişirilmiş. 3 gün, 3 gece yoksullara yemekler dağıtılmış. Sorunları dinlenmiş. Aş isteyene aş, iş isteyene iş sözü verilmiş. Adı bilinmeyen bu ülkede herkes ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten 3 elma düşmüş. Biri padişaha, biri çocuklara, biri de yol gösteren Bilge'ye. Padişah kendi elmasını vermiş yoksullara. Siz kime verirsiniz acaba? Bir varmış bir yokmuş. Develer tellal iken, pireler berber iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken bir keloğlan varmış. Günlerden bir gün bu keloğlan sokaklarda avare dolaşırken yerde 10 para bulmuş, ne alsam ne almasam diye düşünüp tasalanmış. Üzüm alsam çöpü çıkar, erik alsam çekirdeği çıkar, et alsam ocak yok, ot alsam bıçak yok. İyisi mi kaygısız başım, ağrısız dişim, leblebi alırım kütür kütür yerim, kalanını da götürür anama veririm diye karar kılmış. Almış leblebiyi düşmüş yola. Kütür kütür taze leblebiyi hapur hupur atıyormuş ağzına. Yine şura senin, bura benim derken varmış bir kuyunun başına. Acep ne kuyudur bu kuyu, içilir mi ki suyu diye eğilip bakmış. Çok derinmiş kuyu, görünmezmiş suyu. Daha eğileyim, ne var şu aşağıda daha iyi göreyim derken yarım leblebisi cebinden pıt diye suya düşmesin mi? Keloğlanın aklı başından gitmiş. Akuyu, kara kuyu, sen esirge benden bir yudum suyu. Sonra dönüp elsiz ayaksız, gel de al elimden leblebiyi. Hoppala yavrum hoppala, neredeymiş bu yağ bu yağma? De hadi, verirsen ver leblebimi, yoksa taşını kırar, başını yararım senin, demiş. Bir söylemiş, ses çıkmamış. İki söylemiş, ses çıkmamış. Üçüncüsünde bir dev çıkmış kuyudan. Ne istiyorsun Keloğlan diye sormuş. Ne isteyeceğim, leblebimi istiyorum demiş Keloğlan. O zaman dev, a Keloğlan, yarım leblebin su perisinin düğününe çerez oldu. Koca bir düğün halkı yedi yedi bitmedi. Hala da yiyip duruyorlar, artık helal et. Onun yerine sana öyle bir sofra getirdim ki, açıl sofram açıl dersin, açılır, yersin, içersin, sana da yeter, ona da yeter, ne tükenir ne biter. Sonra kapan sofram kapan dersin, kapanır. Dev bunları söyleyip kaybolmuş. Keloğlan, bak hele şu kısmete, insanın kaşığına nasıl da ummadık zamanda geliyor diye düşünüp sofrayı omzuna vurduğu gibi eve götürmüş. Kapıdan girince anası onu şöyle bir tepeden tırnağa süzmüş. Sonra öteden beriden söz açıp, ne o Keloğlan, yine ağzın kulaklarına varıyor diye sormuş. Keloğlan kıkırdayıp anasının sözünü ağzında koymuş. Açıl sofram açıl der demez önlerine öyle bir sofra açılmış ki. Çeşit çeşit yemekler, baklavalar, börekler, bu defa da anasının ağzı kulaklarına varmış. Çökmüşler sofraya, güle oynaya yemişler. Sonra Keloğlan
Kapan sofram, kapan demiş, sofra kapanmış. Bir gün böyle, 5 gün böyle, açıl sofram açıl, kapan sofram kapan. Günlerden bir gün Keloğlan anasının karşısına dikilmiş. Ana ana, canım ana, şu konu komşuyu bir yemeğe çağırsak nasıl olur diye sormuş. Anası da, aman diyeyim oğul, herkesin gözü götürmez, ya şu halimize bir göz değerse gene de sen bilirsin. Bakmış Keloğlan somurtmuş dediğine, yüzünü ekşitip sarkıtmış dudağını. Sen kendi başını kayır, öyle de olur böyle de olur. Ben yarım ekmeğin açı, yarım ekmeğin tokuyum demiş anası. Ama Keloğlan bu söze de omuz silkmiş ve bak hele şu düşünüp kurduğun şeye demesiyle kalkıp 7 mahalleye birden haber etmesi bir olmuş. Nimetimi yesinler, devletimi görsünler de kadir kıymetimi bilsinler. Akşama varmaz bu haber memlekete yayılmış. Aklı başındakiler, Keloğlan ne ocağın yanıyor ne bacağın tütüyor, 70 evin karnını neyle doyuracaksın diye biraz kulağını bükmek istemişler ama o bu söze başını kaşımış. Misafir umduğunu değil bulduğunu yer, herkesin kısmetinde ne varsa kaşığında o çıkar diye savuşturmuş onları. Ancak işin alayında olanlar, Keloğlan'ın gene bir oyunu var ama gidip de görsek mi ki diye düşünüp karınlarını tıka basa doyurup yollarını o yana doğrultmuşlar. Bir de gelip görürler ki görülmedik, işitilmedik bir sofra. Keloğlan açıl sofram açıl diyor, açılıyor. Gelen yiyor, giden yiyor. Ne bitiyor ne tükeniyor. Misafirlerin ardı arkası alındıkça kapan sofram kapan diyor Keloğlan, sofra kapanıyor. Gelenler görenler şaşıp kalır buna. Neler yedi bu diş, ne altın oldu ne gümüş. Şimdiden geri bize de böyle bir kanaat sofrası ihsan et. Ey yeri göğü yaratan diye bir sofra duası yapmışlar. Gel gelelim, sür sürelim. Bu davet günü Keloğlan'ın başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiş. Ne olmuş, nasıl olmuş bilinmez. O gün bu sofracık sırra kadem basmış gitmiş. İşte o zaman Keloğlan'ın gözleri fal taşı gibi açılmış. Anası başını bir sallamış, iki sallamış. Demedim mi oğul, herkesin gözü götürmez diye. Korktuğumuza uğradık işte. Ana sözü dinlemedikten geri ben gayrı işine aşına karışmam. Ne halin varsa gör demiş ve gene kendi yününü eğirmeye koyulmuş. Keloğlan hele bir sorup soruşturayım diyerek önüne gelen kapıyı çalmış, her gördüğüne sormuş. Ama kabahati gelin etmişler de kimse almamış. Kimsecikler oralı olmamış, herkes birbirinin üstüne atmış. Sözün kısası, yer demir, gök bakır, bu sofracığı kaşla göz arasında kimin aldığı bir türlü anlaşılmamış. O zaman Keloğlan kel başını kaşımaya başlamış. Bildim bildim. Ne bu almıştır ne şu çalmıştır. Yine onlar yapmıştır bunu deyip sihirli kuyunun yolunu tutmuş. Akşamın bir saatinde kuyunun başına varınca ak kuyu kara kuyu, bir verip bir almak Allah'a yakışır. Sen kimden öğrendin bu huyu? Perileri mi gönderdin, pirleri mi gönderdin? Ne ettin, ne eyledin? Sofrayı aldırdın elimden. Döne döne pazarlık olacaksa ver sen de benim leblebiyi demiş. Bir söylemiş, kuyudan ses çıkmamış. İki söylemiş, ses çıkmamış. Üçüncüsünde dev dışarı çıkmış. Gene ne istiyorsun Keloğlan demiş. Ne isteyecekmişim? Ya aldığın leblebiyi ya verdiğin sofrayı. Öyle ya, o gün bugün doyduğum doyacağım yok. Anamın el kadar ekmeği de bana yetmiyor. Şimdi elim boş, yüzüm kara dönemem demiş. Kem küm etme Keloğlan, senin yarım leblebin düğüne derneğe harcandı. Bu defa sana öyle bir değirmen getirdim ki sağa çevirirsen altın öğütür, sola çevirirsen gümüş öğütür. Bugüne de yeter, yarına da yeter. Bileğine kuvvet, çek çekebildiğin, çevir çevirebildiğin kadar. Devin bunları söylemesiyle kaybolması bir olmuş. Keloğlan değirmeni yüklenip eve gitmiş. Anası kapıda karşılayıp şöyle bir süzmüş. Hayrola Keloğlan, yine neler çeviriyorsun demiş. Keloğlan da bu sefer gerçekten çeviriyorum. Gel bak neler dökülüyor çevirdikçe diye odanın ortasına değirmeni yerleştirmiş.
başlamış kolu bir sağa bir sola çevirmeye. Sağa çevirdikçe altın, sola çevirdikçe gümüş dökülürken anasının gözleri de fal taşı gibi açılmış. Torba, çuval, küp, kutu ne buldularsa doldurmuşlar. Birkaç gün böyle geçmiş. Sonra Keloğlan bir avareliğe tutulmuş, gündüz uyur, gece gezer olmuş. Değirmene günlerce el sürmemiş. Anacığı bir de bakmış, altınlar, gümüşler suyunu çekmiş. Keloğlan'ı uyandırmış. Kalk oğlum, biraz altın, gümüş öğüt demiş. Keloğlan bin nazla değirmenin başına geçmiş. O da ne? Değirmenin kolu ne sağa ne sola dönüyor. Öylece paslanmış kalmış. Keloğlan kel başını kaşımış. Bildim, bu yine onların işi demiş. Doğru sihirli kuyunun yolunu tutmuş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Bir de dönüp bakmış ki bir arpa boyu yol gitmiş. Hele bir mola verip kestireyim şuracıkta demiş. Nice sonra gözünü açıp bakmış ki kuyunun başında. Başlamış kuyunun içine doğru bağırmaya. Akuyu, kara kuyu, bir değirmen verdin ama hani bunun suyu? Sağa çeviriyorum, çevrilmem diyor. Sola çeviriyorum, çevrilmem diyor. Ya değiştir bunu ya da geri ver leblebimi. Bir durmuş, iki söylemiş, kuyudan ses gelmemiş. Üçüncüsünde dev çıkmış ortaya, elinde koca bir tokmak. Al Keloğlan, sana öyle bir tokmak getirdim ki kim haksızlık ederse kudur tokmağım kudur dersin kudurur, vurur da vurur, vurur da vurur. Sonra dur tokmağım dur dersin durur demiş ve ortadan kaybolmuş. Keloğlan kısmette bu da varmış demiş, tokmağı omzuna vurmuş ve eve gelmiş. Kapıdan girince anacığı yine ne getirdin? 3-5 günde bunu da kaybedersin. Hay oğlum, akılsız oğlum, senin aklın nereye uçtu gitti? Niye hiçbir işi tam yapmıyorsun demiş. Keloğlan bu sözlere kızmış ve görürsün şimdi gününü demesiyle kudur tokmağım kudur diye bağırması bir olmuş. Vay sen misin bunu diyen? Kara tokmak Keloğlan'ın başına inip kalkmaya başlamasın mı? Keloğlan dur tokmağım dur dese de tokmak onu duymazmış. Keloğlan tokmaktan adam akıllı bir dayak yemiş. İki gözü iki çeşme en sonunda can havliyle dur tokmağım dur diye bağırınca tokmak duymuş da durmuş. Anası ocak başında oğlunun akıbetini görmüş, gülsem mi ağlasam mı diye düşünmüş. Bu akılsız başa bu tokmak az bile diye söylenmiş. Bu söz üzerine Keloğlan yine köpürmüş, küplere binmiş ve kudur tokmağım kudur, bir kere de şu anam olacağı vur demiş. Demiş ama tokmak kılını bile kıpırdatmamış. O zaman Keloğlan Hanya'yı, Konya'yı anlamış ama iş işten geçmiş. Öyle ya, suçun büyüğü kendindeymiş. O sofracığı çaldıran da kendisi, el değirmenini paslandıran da. Ettiğine edeceğine bin pişman olup anasının eline eteğine varmış. Ana, ana canım ana, hanımlardan hanım ana, ben ettim sen eyleme diye yalvarıp yakarmış. Boşa demezler ana gibi yar olmaz diye. Keloğlan'ın anası da kuzucuğunun garip garip meleğişine dayanamamış, suçunu günahını bağışlamış, sonra dizinin dibine oturtup bir güzel öğüt eylemiş. Ak Keloğlum, keleş oğlum. Yılan yılan iken toprağa bile kanaat ile yalar. Bundan örnek alacak yerde gösterişe düşüp de alemi başına toplamasaydın o sofracık ne yiter ne biterdi. Altın gümüş dediğin evimize oluk gibi akardı. Şimdi son pişmanlık para etmez ama oğul, başına böyle bir felaket tokmağı indikten geri belki aklın başına gelir de bundan sonra rızkının peşinde çalışır kazanırsın. Keloğlan anasının öğüdünü tutmuş, bir işe girip çalışmış. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Evvel zaman içinde bir çoban ve karısı varmış. Bunların çocukları yokmuş. Çoban sokağa çıkıp oynayan çocukları görünce kederlenirmiş. Bir gün kırda gezerken, "Of, benim çocuğum yok, bundan sonra yaşamın ne anlamı var ki?" demiş. Çoban bu sözleri der demez bir taşın altından kendisi bir karış, sakalı bin karış yaşlı bir cüce çıkmış, çobana yaklaşıp şöyle demiş. "Beni niye çağırdın?"
Ben seni çağırmadım demiş çoban. Hayır çağırdın. Benim adım Of demiş cüce. Sana ne lazım söyle. Bizim hiç çocuğumuz yok demiş çoban. Ben sana yardım ederim demiş yaşlı cüce. Ama bir şartım var, onu kabul edersen yardım ederim. Oğlum biraz büyüdükten sonra senin evinden ayrılıp evleninceye kadar dönmesin. İşte bu elmayı hanımına ver, bunu yesin, yedikten sonra bir oğlan doğuracak demiş ve ortadan kaybolmuş. Çoban elmayı karısına vermiş, çok geçmeden altın saçlı güzel bir oğulları olmuş. Yıllar geçmiş, oğlancık büyümüş, dünyada ondan yakışıklısı yokmuş. Bir gün babası ona şöyle demiş, oğlum senden ayrılmak benim için çok zor ama senin evden ayrılıp evleninceye kadar geri dönmemen lazım. Genç hüzünlenmiş ama yapacak bir şey yokmuş. Anasının babasının sözü kanunmuş. Babasıyla anasıyla helalleşip yollara düşmüş. Dağlardan, ovalardan giderken eski bir kervansaray görmüş, içine girip dinlenmek istemiş. Bakmış içeride 3 tane at var. O kadar güzellermiş ki genç bakmaya doyamamış. Atlardan biri dile gelip, ey yiğit, sen bize hizmetini al, pişman olmazsın, biz sana itaat ederiz demiş. Genç çok sevinmiş, sabah onlardan birine binmiş, ikisini de dizginlerinden tutup yanında yürüterek yola düşmüş. Ama at ona şöyle demiş, bizi insanlara gösterme, kuyruklarımızdan birer kıl al. Bize ihtiyacın olduğunda kılları ucundan yak, o zaman biz sana geliriz. Genç atların kuyruklarından birer kıl koparmış, atları serbest bırakmış, kendisi de yayladaki ahala gitmiş. Ahaldaki çobanlar genci görünce misafir etmişler. Onlara iş aradığını söylemiş. Fakat kendisini biraz deli bozuk tanıtmış. Çobanlar sahiplerinin ona bir iş verebileceğini söylemişler. Genç sabah handan iş istemeye gitmiş. Hanın adamları, saygıdeğer hanımız genç biraz deli bozuk ama çalışkan görünüyor demişler. Han gence hizmetini almayı kabul etmiş. Diğer çalışanlar ona Deli Kalpak adını vermişler. Han'ın 3 kızı varmış. Nasıl olduysa bir gün Han'ın küçük kızı Deli Kalpak'ı fark etmiş. Fark etmiş de öylesine sevmiş ki dünyada yaşadığını unutup yemeden içmeden kesilmiş, sadece Deli Kalpak'ı düşünüyormuş. Bir gün Han'ın kızları bir elçi çağırıp şöyle demişler. Bizim evlenme zamanımız geldi. Artık gerisini babamız düşünsün. Elçi, hana varıp kızların dileğini söylemiş. Han biraz düşünüp şöyle demiş. Bahçeden birer karpuz alıp bana getirsinler. Karpuzlar olgunlaştılarsa o zaman onları evlendiririm. Büyük kız tamamı çürümüş bir karpuz, ortanca kız bir tarafı çürümüş bir karpuz, küçük kız da yetişmiş, olgun bir karpuz getirmiş. Peki demiş han, evlenme zamanınız çoktan gelmiş. Uzaktaki yakındaki hanların oğullarını kızlarının karşısına çıkartmış. Kızlarına birer ballı çörek verip şöyle demiş. Kimi seçtiyseniz ballı çörekleri onlara verin. Hanın kızları ballı çörekleri alıp seçtikleri han oğullarına doğru gitmişler. Küçük kızı ise ballı çöreğini Deli Kalpak'a vermiş. Kız kardeşleri gülmekten kırılmışlar. Han gözlerine inanamamış, küçük kızına yine bir ballı çörek vermiş ama o ikinci defada ballı çöreğini Deli Kalpak'a vermiş. Bunun üzerine han çok sinirlenmiş. İki büyük kızı için büyük toy düzenlemiş, küçüğünü ise Deli Kalpak'la birlikte bir kümese yerleştirmiş. Bir hayli zaman sonra han hastalanmış. Maharetli herkesi çağırmışlar, buna rağmen hiçbiri yardımcı olamamış. En son yaşlı bir cadı şöyle söylemiş. Han ancak arslan eti yiyip ardından aslan sütü içerse iyileşecek. Han'ın iki büyük damadı aslan etiyle aslan sütü aramaya çıkmışlar. Deli Kalpak kimsenin aklına gelmemiş. Günler sonra Deli Kalpak'ın karısı babasına gidip Deli Kalpak'a bir at verip onu aslan etiyle aslan sütü aramaya yollamasını istemiş. O köleye böyle bir vazife vermek neye yarar demiş han. Ama yine de gitmeyi çok istiyorsa yük taşıyan kısa boylu yaşlı ata binsin gitsin. Deli Kalpak o kötü ata binip gitmiş. Ülkeden çıkınca cebinden bir at kılı çıkarıp ucunu yakmış. Hemencecik üstünde silahlarıyla, zengin giysileriyle kahramanların bindiği at çıkıp gelmiş. Deli Kalpak giyinmiş, ata binmiş, çok geçmeden nehrin kıyısına varmış. Bir süre sonra bir dişi aslan görmüş. Deli Kalpak tam nişan almış ki dişi aslan sıçrayıp yalvarmış. Beni öldürme, küçük yavrularım var, sana ne gerekiyorsa söyle her şeyi yaparım. Bana senin sütünle bir yavrun lazım demiş Deli Kalpak. Dişi aslan hem sütünü hem de yavrusunu vermeye razı olmuş. Deli Kalpak aslan yavrusunu ve sütü alıp geri dönmüş.
Yolda giderken hanın büyük damatlarına yetişmiş. Onlar öfkeli öfkeli gidiyorlarmış çünkü hana hiçbir şey götüremiyorlarmış. Deli Kalpak onlara yetişince onu tanımamışlar, verdiği selamı alıp onun nereye gittiğini sormuşlar. Aslan sütüyle aslan yavrusu aramaya çıkmıştım demiş Deli Kalpak. Karım hasta, işte ilaçları aldım gidiyorum. Damatlar ondan bir parça aslan etiyle birazcık aslan sütü istemişler. Deli Kalpak, kürek kemiklerinize benim damgamı vurursanız size et ve süt veririm demiş. Damatlar razı olmuşlar ve karşılığında bir parça et ve bir miktar süt almışlar. Deli Kalpak çok oyalanmadan onlarla selamlaşıp ayrılmış ve başka bir yoldan gitmiş, ülkenin sınırına geldiğinde yırtık kıyafetlerini giyip hanın verdiği kötü ata binip evine dönmüş. İkinci gün sabahleyin hanın büyük kızları babalarına aslan etiyle aslan sütünü getirmişler. Han onlara övgüler yağdırmış ama et ve süt hanın iyileşmesi için çok azmış. Bunun üzerine Deli Kalpak'ın karısı hana daha fazla süt ve et getirmiş. Han ondan almak istememiş ama eşi dostu ısrar edince almış. Han eti yemiş, sütü içmiş ve şöyle söylemiş. Ben daha iyiyim ama sütte tuhaf bir koku vardı. Babacığım biz kümeste yaşıyoruz ondandır diye cevap vermiş kızı. Han onların kümesten ahıra taşınmasına izin vermiş. Han aslan sütüyle aslan yavrusunun etinden sonra sağlığına kavuşmaya başlamış ama daha sonra yine güçten düşmüş. Bunun üzerine hana daha önce yardım eden büyücü kadını çağırmışlar. Han maral eti yerse iyileşecek demiş yaşlı kadın. Han büyük damatlarını maral eti bulmaya göndermiş. Küçük damadı aklına bile gelmemiş. İkinci gün Deli Kalpak hana gitmiş ve ilaç aramaya gitmek için ondan izin istemiş. Han bu kadar çok istiyorsan yine o kötü atı al da git deyip ona sırt çevirmiş. Deli Kalpak yine hanın o kötü atına binip yola çıkmış. Köyden çıkınca at kılını ucundan tutuşturmuş. Önüne yine kahramanların bindiği bir at çıkıp gelmiş. Deli Kalpak güzel giysileri giyip atına binmiş, bir vadide maral sürüsünü fark etmiş. Marallardan birini vurmuş, kesip etini çuvala koymuş, büyük damatların gittiği yoldan geri dönmüş. Büyük damatlar yine elleri boş dönüyorlarmış. Üçü de selamlaşıp beraber yol almışlar. Sen nereye gidiyorsun demişler Deli Kalpa. Annem hasta maral eti götürüyorum iyileşmesi için diye cevap vermiş. Damatlar ondan bir parça et istemişler. Kaburgalarınıza damgamı vurmayı kabul ederseniz size et veririm diye cevap vermiş Deli Kalpak. Damatlar kabul etmiş. Deli Kalpak onların kaburgalarına kendi damgasını vurmuş, bir parçacık et vermiş. Onlarla vedalaştıktan sonra başka bir yoldan evine gitmiş. Deli Kalpak köye varınca yine hanın verdiği ata binmiş, kendi yırtık kıyafetlerini giymiş, eve gitmiş. Ertesi gün sabah hanın büyük kızları babalarına maral eti getirmişler. Küçük kızı da hana maral eti getirip gelmiş. Han onun getirdiği eti yemek istememiş ama diğerlerinin eti çok azmış, mecburen küçük kızın getirdiği eti de yemek zorunda kalmış. Han o eti yedikten sonra şöyle demiş, et iyiydi yalnız kötü kokuyordu. Babacığım biz ahırda yaşıyoruz, kokmasın da ne yapsın demiş küçük kızı. Bunun üzerine han onların ahırdan mutfağa taşınmalarına izin vermiş. Han iyileşmiş, iyileşmesinin şerefine kurbanlar kestirmiş, toy oyunlar düzenlemiş. Bütün halkı toplamış, uzak yakın bütün hanları oğullarıyla birlikte çağırmış. Büyük damatlarına çok iyi atlara binmelerini ve çok pahalı kıyafetler giymelerini buyurmuş. Ben bu sevinçli günde damatlarımın herkesten üstün olmasını istiyorum demiş. Deli Kalpak bunu duyunca hanın onu damadı olarak saymamasına çok üzülmüş. Köyün öteki ucuna gitmiş, kara kılın ucunu tutuşturmuş. Önüne kahramanlarının bindiği süratli kara at çıkmış. Deli Kalpak hemen güzel giysileri giyip kahramanların bindiği kapkara ata binip hanın avlusuna yetişmiş. İnsanlar şaşkınlıkla, hayranlıkla baka kalmışlar. Deli Kalpak attan inmiş, atı hanın önüne göndermiş ve şöyle demiş. Han, işte bu kahramanların bindiği at artık senindir. Sonra ortadan kaybolmuş. Ardından ak bir atla ve koyu mavi bir atla yeniden ortaya çıkmış ve tüm atlarını hanın önüne yollayarak işte bu kahramanların bindiği at senindir demiş. Kim bu kahraman soruları ayyuka çıkmış. Han da hayranlık içindeymiş ve merak ediyormuş. Han işitmek isterse demiş Deli Kalpak, ben hepsini anlatmaya hazırım. Han izin vermiş, sonra genç bizim bildiğimiz hikayeyi anlatmaya başlamış.
Han o kadar çok şaşırmış ki bu şaşkınlığa kalbi zor dayanmış. Bu gencin küçük damadı olduğunu anlamış ama hikayesini kesmemiş. Anlatması bitince, "Tüm bunlara inanmıyorsanız büyük damatların kürek kemikleriyle kaburga kemiklerine bakın. Orada benim mühürümü bulacaksınız," demiş. Bunun üzerine Han onlara gömleklerini çıkarmalarını buyurmuş. Herkes onların hem kürek kemiklerine hem de kaburgalarına vurulmuş damgaları görmüş. Han büyük damatlarına kendisini aldattıkları için çok kızmış. Bütün halkın huzurunda Han yalnızca deli kalpağı kendisine damat kabul etmiş ve bütün hanlığını ona vermiş. Büyük damatları ülkeden kovmuş. Deli kalpak ise genç karısıyla birlikte mutlu mesut yaşamış. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer top oynarken eski harman içinde. Bir varmış, bir yokmuş. Memleketin birinde bir Türkmen beyi varmış. Kimsenin bir çöpüne el sürmez, kendi dağından, bağından ne gelirse onunla geçinir gidermiş. Doğrusu ekilip dikileni kendine değil, yedi köye yetermiş ama gel gelelim kahyaları ellerine eteklerine temiz değilmiş. Ya har vurup harman savurur ya da parayı su gibi akıtıp kendi küplerini doldururlarmış. Türkmen Bey'i bakmış ki olacak gibi değil, işlerini çekip çevirecek, helal süt emmiş birini bulmayı düşünmüş. Düşünmüş ama kahyadan yana ağzı yanmış bir kere. Şöyle bir tartıp terazilemeden her benim diyenin yakasına yapışır mı? Bini gelmiş, bini gitmiş. İlle ve lakin hiçbirini gözü tutmamış. Derken akşamın bir vaktinde kösenin biri peydah olmuş. Türkmen Bey'i bunu da eleyip elekten geçirdikten sonra "A benim kahyam olası," demiş. "Sen özü sözü doğru bir adama benziyorsun ama kahyalık dediğin kıldan incedir. Otun çöpün dilinden bilmeli, ağızsız dilsizlerin halinden anlamalısın ki emeğin boşa gitmesin. İmdi yüreğin atıyorsa seni bir sınayacağım. İşte sana bir koyun parası. Bununla beğen, beğendiğin koyunu al. İster ağla kapat, ister çobana sal. 40 gün sonra bu koyunun yününden kürk, derisinden börk isterim. Daha daha kanından kan, canından can isterim. Yine de koyunumu diri, paramı geri isterim. Bu sayıp döktüklerimi yerine getirebilirsen, gayrı, lamı, cimi yok, kahyalığı avucunda bil. Köse koyunun parasını alıp çıkmış ama bir türlü akıl sır erdirememiş buna. Boşa koymuş dolmamış, doluya koymuş almamış. Yine de umudunu kesmemiş. Koskoca bey, koyun moyun diye ayın oyun edecek değil ya bana. Bunun da bir yolu yordamı vardır elbet. Velakin bilse bilse o ağızsız dilsizlerin halinden anlayanlar bilir bunu deyip köyün yolunu tutmuş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş derken yolda bir adama rastlamış. Selam sabahtan sonra sormuş. Nereden geliyorsun? Dere köyden. Nereye gidiyorsun? Tepe köye. Adın ne? Ese. Benimki de köse. Beraberce yola düzülmüşler. Çayır çimen geçerek, soğuk sular içerek. Gitmişler babam gitmişler. Derken bir yokuş çıkmış önlerine. Öyle böyle bir yokuş değilmiş. Örüldükçe örülüyormuş köye doğru. Ese kaşlarını çatmış. Bizim köye diyecek yok ama ille de bu yokuş belimizi büküyor demiş. Köse de başını sallamış. Yokuş olmasına yokuş ama yarı yere kadar ben seni taşırım, yarısından sonra sen beni taşırsın, olur biter, demiş. Demiş ya, Ese bu söze bir anlam verememiş. Öyle ya, at yok, araba yok. Omuzlarında taşıyacak değillermiş ya birbirlerini. Aklının tahtası noksan mı sanmış, ne sanmışsa kösenin gülüp geçmiş. Gene dereden tepeden söz açarak, gelmişten geçmişten konuşarak yokuşun başını bulmuşlar. Bir de görmüşler ki ekinler diz boyu. Köse şöyle bir bakmış.
Bu yıl ekinlerinizin maşallahı var ama yiyip bitirdiniz mi bunları yoksa daha yiyecek misiniz? Demiş. Ese kulaklarına inanamamış. Daha bir başağı bile koparılmamış. Neresi yenmiş olabilir ki bunun? Galiba bu adamın bir değil iki tahtası noksan deyip başını öte yana çevirmiş. Tarlaların kıyısından yamala yamala geçerek köyün mezarlığına kadar gelmişler. Köse bu defa toprakları bol olsun ama bu adamların hepsi öldü mü yoksa yaşayanları da var mı diye sormasın mı? Ese bunu duyunca akı karayı yitirmiş. Bu adamın öyle bir değil, iki değil, üç tahtası birden noksan deyip ne he demiş ne yok demiş. Kah havadan, sudan laf ederek, kah yağmurdan, yaştan söz açarak köye girmişler. Ese yarım ağızla, ''Buyur bir yorgunluk kahvesi içelim de gideceğin yere sonra gidersin.'' deyip köseye kapısını açmış. Ese'nin bir kızı varmış. Akıllı mı dedin, akıllıymış. Kız bir ara fırsatını bulup babasına ''Kim bu konuk?'' diye sormuş. Babası da ''Bilmem ki kızım, kösenin biri. Akıllı desem akıllı değil, deli desem deli değil. Yokuşu gördü, böyle dedi. Ekinleri gördü, şöyle dedi. Mezarlığı gördü, öyle dedi. Hasılı, fındık kabuğunu doldurmayan şeyler söyledi durdu yolda. Kimine gülüp geçtim, kimine dönüp geçtim. Kimini de duydum, duymazlıktan geldim deyince kızı gülümsemiş. Baba demiş, başa akıl öğretmek gibi olmasın ya, bazen bir ima bin mana derler. Senin köse de öyle üstün akıllı laf etmiş ki, bir fındık kabuğuna değil, yedi dünyaya sığmaz. Ama sen bu kapalı sözlere bir anahtar uyduramamışsın. Yokuşu görünce, yarı yere kadar ben seni taşırım, yarısından sonra da sen beni, dedi. Öyle değil mi? Bu sözle o, biraz ben dereden tepeden söz ederim, biraz da sen derken yol yorgunluğu duymadan yokuşun başını buluruz demek istemiş bu bir. Ekinleri görünce hepsini yiyip bitirdiniz mi yoksa daha yiyecek misiniz diye mi sordu? Bununla da tarlalarınızdan çıkanları borca harca mı yatıracaksınız yoksa sapıyla samanıyla hepsi sizin ambarınıza mı girecek demek istemiş bu iki. Mezarlığı görünce de bunlar öldü mü yaşıyor mu demesine gelince bu daha büyük bir söz. Burada yatanların hepsinin adı sanı unutulup gitti mi? Yoksa yaptıkları iyiliklerle, işledikleri işlerle adı kalanlar da var mı demek istemiş bu üç. Deyince Ese ellerini dizlerine vurmuş. İlahi aklınla yaşayasın kızım. Köse olacak, herhalde dediğin gibi iğirip dokumuştur ya, ben o bezlere bir tarak uyduramadım. Gördün mü bir, kim bilir beni ne yerine koymuştur köse. Nasıl etsem de, aklımı peynir ekmekle yemediğimi göstersem ona, deyip kösenin yanına gitmiş. Onun yolda yokuşta savurduğu o imalı sözlerini kızının ağzıyla yorumlamaya kalkışmış ama yüzüne gözüne bulaştırdığından mıdır nedir köse rüzgarın başka yerden estiğini anlamış. Bre ese demiş, birbirimizi tartıp teraziledik gayrı. Senin ne yokuş yukarı dökecek dillerin, ne ekilip dikileni ölçecek tellerin, ne de adı kalanlara destan yazacak dillerin var sanırım. Olsaydı daha yoldayken sözüme söz koşar da başını öte yana çevirmezdin. Demek sonradan sonraya bunları bir söyleten var sana. O benim elime de bir geçse, şu çözemediğim kör düğümü bir çözse, alimallah cennetin kapılarını açar deyince Ese kızara bozara, ''Ah köse kardeş'' demiş, ''Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayayım, böyleyken böyle.'' Senin o yolda, yokuşta tekerleyip yuvarladığın sözlerin önüne taş koyan benim kızımdır. Şu senin çözemediğin düğümleri de çözebilirse, böyle bir kızım olduğu için dünyalar benim olur doğrusu deyip hemen kızını çağırmış. Köse de iki hoşbeşten sonra, ''Ey Ese kızım'' demiş, ''Akıl yaşta değil baştadır. Belli ki sen ince eğirip sık dokumasını biliyorsun. Dinle imdi.'' Türkmen Bey'i bana bir koyun alacak kadar para verdi.
Velakin 40 gün sonra yününden kürk, derisinden börk istiyor. Kanından kan, canından can istiyor. Yine de koyununu diri, parayı geri istiyor. Olacak şey mi bu? Deyince Esen'in kızı gülmüş. İlahi Köse dayı demiş, sen aleme akıl dağıtıyorsun da buna mı bir kulp takamadın? Şimdi sen bu parayla akşama sabaha doğuracak bir koyun alırsın, yünlü yapağlı bir koyun. Karamanın karasından olursa bir yerine 2 kuzu verir sana. 40 gün koyunu sağar, sütünü satar, parasını para edersin beyim. Yününü, yapağını da okutup dokutur, bir kürk yaptırırsın ona. Ha 2 kuzudan birini canından can der verirsin, birini de kanından kan der, yatırıp kesersin. Derisinden börk, etinden kebap yapar götürürsün. Böylece beyin her dediği yerini bulduktan sonra koyununu diri, parasını geri verirsin, olur biter. Gayrı dile dilediğini ondan demez mi? Kösenin parmağı ağzında kalır. Gayrı sözü çiğneyip ne biz yorulalım ne de sizin başınızı ağrıtalım. Köse, Esen'in kızının sayıp sıraladıklarını bir bir yapıp yakıştırmış ve 40. gün doğru konağa boylamış. Türkmen Bey'i her dediğinin yerine getirildiğini görünce sakalını avucuna almış. Köse demiş, benim padişahlar gibi ne 40 katırım var ne 40 satırım. Ölüm yok ya ucunda, doğrunun doğrusunu söyle. Köse olalı bir kuş tutmuşsun ama kimin ağzıyla tuttun bu kuşu? Köse boynunu büküp, bre beyim demiş, yalana ne borcum var? Ben de az çok kaldırım çiğnedim ama doğrusu şu, koyunu diri, parayı geri getirme işine akıl sır erdirememiştim. Adam sen de deyip kulağımın arkasına atamazdım ya bunu. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp deyip düştüm yollara. Şura senin, bura benim derken köyün birinde kader bir kız çıkardı karşıma. Meğer her sözün manası onun dilinin ucundaymış. O söyledi, ben yaptım. Gayrı kahyalığı kime istersen ona ver. Ben bu yüzden yeni bir akıl öğrendim ya, bu bana yeter demiş. Türkmen Bey'i kızın aklına dilini ısırmış. Köseninkine de dudağını ve o günden sonra niyetini değiştirmiş. Köseyi kahya değil, kızını verip kendine damat yapmış. Sonra da demiş ki, ey benim köse damadım! Bu dünya bir gemi, akıl yelkeni, fikir dümeni, kullan kendini, göreyim seni. Bu devlete erince kösenin sakalı bitmiş. Ama suyun asıl başı Esen'in kızı. O da bir devlete, bir mürüvvete ermez olur mu? Türkmen Bey'i al bayrak kaldırıp davullar dövdürerek Ese babasından kızını oğluna istetmiş. 40 gün 40 gece toy düğün edip evlendirmiş oğluyla. Çiftliği Esen'in kızı yönetmiş, Köse de yardımcısı olmuş. Onlar ermiş, biz çıkalım kerevetine. Gökten 3 elma düşmüş, birisi siz sevgili dinleyicilerimizin, birisi yapım ekibimizin, biri de tüm masalların başına olsun. Hanım, hey! Oğuz'da Doğa Kocaoğlu Deli Domrul derler bir er vardı. Kuru bir çayın üzerine bir köprü yaptırmıştı. Geçenden 33 akçe, geçmeyenden döve döve 40 akçe alırdı. Benden deli, benden güçlü er var mıdır ki? Çıksın benimle savaşsın derdi. Bir gün köprüsünün yamacına bir oba kondu. O obada iyi, güzel bir yiğit hasta düşmüştü. Allah'ın emriyle o yiğit öldü. Kimi oğul, kimi kardeş diye ağladı. O yiğit için büyük yas tutuldu. Birden Deli Dumrul yetişti. Bre, ne ağlıyorsunuz? Benim köprümün yanında bu yas, bu kavga nedir? Dedi. Hanım, bir güzel yiğidimiz öldü, onu ağlıyoruz dediler. Deli Dumrul, bre yiğidinizi kim öldürdü dedi.
Yüce Allah'tan buyruk oldu, al kanatlı Azrail o yiğidin canını aldı dediler. Deli Dumrul, bir Azrail dediğiniz nasıl kişidir ki adamın canını alıyor? Ey Yüce Allah, Azrail'i benim gözüme göster, savaşayım, çekişeyim, uğraşayım, güzel yiğidin canını kurtarayım, bir daha güzel yiğidin canını almasın dedi. Yüce Allah'a Dumrul'un sözü hoş gelmedi. Azrail'e buyruk eyledi ki, ya Azrail, git o delinin gözüne görün, benzini sarart, canını hırlat, al dedi. Deli Dumrul, 40 yiğidiyle yiyip içip otururken Azrail ansızın çıka geldi. Azrail'i ne çavuş ne kapıcı gördü. Deli Dumrul'un görür gözü görmez, tutar eli tutmaz oldu. Deli Dumrul söyler, görelim hanım ne söyler. Bire sakalcı akça koca, gözceğizi çönge koca, bire ne heybetli kocasın söyle bana, kötülüğüm belam dokunur bugün sana dedi. Böyle deyince Azrail'in öfkesi tuttu. Bırak deli, övünüyordun, al kanatlı Azrail benim elime geçse de onu öldüreydim. Güzel yiğidin canını onun elinden kurtaraydım diyordun. Şimdi geldim ki senin canını alayım. Verir misin yoksa benimle savaşır mısın dedi. Deli Dumrul, ben seni geniş yerde bekliyordum. Dar yerde iyi elime geldin. Kapıcılar kapıları kapatın dedi. Kılıcını sıyırdı. Azrail o sırada bir güvercin olup pencereden uçup gitti. Deli Dumrul kahkahayla güldü. Yiğitlerim, Azrail'in gözünü öyle korkuttum ki geniş kapıyı bıraktı, dar bacadan kaçtı. Bura ben onu kor muyum Doğan'ı aldırmayınca dedi. Atına bindi, Doğan'ın elini aldı, ardına düştü. İki güvercin öldürdü, döndü. Evine gelirken Azrail atına göründü. At ürktü. Deli Dumrul'u yere vurdu. Kara başı bunaldı, kendinden geçti. Ak göğsünün üzerine Azrail basıp kondu. Bir Azrail aman, Tanrı'nın birine yoktur güman. Ben seni böyle bilmiyordum. Ne söylediğimi bilmedin. Beylikten usanmadım. Yiğitliğe doymadım. Canımı alma Azrail, medet dedi. Azrail Bredeli, bana ne yalvarıyorsun? Yüce Allah'a yalvar. Ben de burada emir kuluyum dedi. O zaman Deli Dumrul soylamış, görelim hanım ne söylemiş. Yücelerden yücesin, kimse bilmez nicesin. Güzel Tanrı, sonsuz kalan bağışlayıcı Tanrı, benim canımı alacaksan sen al, Azrail'in almasına bırakma dedi. Deli Dumrul'un sözü burada Yüce Allah'a hoş geldi. Azrail'e seslendi ki, madem Dumrul benim birliğimi bildi, birliğime şükür kıldı, ya Azrail, Deli Dumrul, canının yerine can bulsun, onun canı azad olsun dedi. Azrail bu sözü Deli Dumrul'a iletti. Deli Dumrul, ben nasıl can bulayım? Bir kocamış babam, bir yaşlanmış anam var. Gel gidelim, ikisinden biri ola ki canını versin. Al benim canımı bırak dedi. Deli Dumrul babasının yanına geldi. Yaptıklarını bir bir anlatıp elini öpüp soylamış, görelim hanım ne soylamış. Aksakallı, değerli, onurlu canım baba. Azrail uçup geldi, akça göğsüme oturdu. Hırıldatıp tatlı canımı alır oldu. Baba senden can diliyorum, verir misin? Yoksa oğul Deli Dumrul diye ağlar mısın? Babası birçok şeyinden vazgeçebileceğini söyleyerek şöyle der. Oğul, oğul, ay oğul. Dünya tatlı, can değerli. Canıma kıyabilemem. Benden değerli, benden sevgili anandır oğul. Anana git. Deli Dumrul atını sürüp anasının yanına geldi. Dedi, ana ana, biliyor musun neler oldu? Al kanatlı Azrail uçup geldi. Akça göğsüme basıp oturdu. Senden can dilerim ana. Canını bana verir misin? Yoksa oğul Deli Dumrul diye ağlar mısın? Anası burada söylemiş. Görelim hanım ne söylemiş. Oğul, oğul, ay oğul. Yaman yere varmışsın, varabilemem. Dünya tatlı, can değerli. Canımı kıyabilemem, iyi bil. Anası da can vermedi.
Azrail Deli Dumrul'un canını almaya geldi. Deli Dumrul, "Bir Azrail, aman, Tanrı'nın birliğine yoktur güman," dedi. Azrail, "Buraya deli, daha ne aman diliyorsun? Aksakallı babanın yanına vardın, can vermedi. Ak saçlı ananın yanına vardın, can vermedi. Onlar vermedikten sonra daha kim verir?" dedi. Deli Dumrul, "Hasretim vardır, onunla buluşayım," dedi. Azrail, "Buraya deli, hasretin kimdir? El kızı eşim var. Benim ondan iki oğlancığım var, emanetim var. Bildireyim onlara. Ondan sonra benim canımı al." Sürdü eşinin yanına geldi. Eşine dedi, "Biliyor musun neler oldu? Al kanatlı Azrail uçup geldi. Akça göğsüme basıp oturdu. Tatlı canımı almak istedi. Babama gittim, can vermedi. Anama vardım, can vermedi. Dünya şirin, can tatlı dediler. Şimdi yüksek karadağlarım sana yaylak olsun. Soğuk sularım sana içit olsun. Tavla şahbaz atlarım sana binit olsun. Ağlarda akça koyunum sana şölen olsun. Gözün kimi tutarsa, gönlün kimi severse, sen ona var. İki oğlancığı, öksüz, koma." Eşi burada söylemiş, görelim hanım ne söylemiş. "Ne diyorsun, ne söylüyorsun? Göz açıp gördüğüm, gönül verip sevdiğim, koç yiğidim, şah yiğidim. Karşı yatan karadağları senden sonra ben neylerim? Yaylarsam benim mezarım olsun. Soğuk suları içersem benim kanım olsun. Altın akçeni harcarsam kefenim olsun. Şahbaz atına binersem benim taputum olsun. Senden sonra bir yiğidi sevip sarsam bile yatsam, ala yılan olup beni soksun. Yüce Tanrı tanık olsun, benim canım senin canına kurban olsun," dedi. Eşi canını vermeye razı oldu. Azrail hatunun canını almaya geldi. Deli Dumrul yoldaşına kıyamadı. Yüce Allah'a yalvardı. Görelim hanım nasıl yalvarmış. "Yücelerden yücesin, kimse bilmez nicesin. Güzel Tanrı, alırsan ikimizin canını birden al. Kor isen ikimizin canını birlikte koy, iyiliğe bol Yüce Tanrı," dedi. Yüce Allah'a Deli Dumrul'un sözü hoş geldi, Azrail'e buyurdu. "Deli Dumrul'un babasının, anasının canını al, o iki karı koçuya 140 yıl ömür verdim," dedi. Azrail, anasının babasının canını aldı. Deli Dumrul 140 yıl daha yoldaşıyla yaşadı. Dedem Korkut gelip boy boyladı, soy soyladı. Bu boy Deli Dumrul'un olsun. Benden sonra yiğit ozanlar söylesin. Alnı açık, cömert erenler dinlesin," dedi.